Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Five Nights at Freddy's Sister Location gizemlerine hoş geldiniz. İlk önce oyunda kimi oynadığımızı açıklayarak videoya başlamak istiyorum. Oyun boyunca dinlediğimiz diyaloglardan oyunun ana karakterinin FNAF serisinin meşhur katili olduğunu anlıyoruz. Yine Scott Cawthon'un FNAF serisi için yazdığı Seal Rise kitabında ise bu katilin kimliğinin William Afton olduğunu öğreniyoruz. Oyunun başında ise kimliği bilinmeyen bir adamla Afton soy isimli William Afton olduğunu varsaydığımız kişinin konuşmalarına şahit oluyoruz. Bu durum oyunculara oynanılan karakterin William Afton olduğunu düşündürmüştür. Bu diyaloglardan ise William Afton'ın ayrıca İngiliz aksanına sahip olduğunu da anlıyoruz. Her geceden önce küçük bir kızın konuşmalarını duyarız. Küçük kız da aynen William Afton gibi İngiliz aksanıyla konuşmaktadır. Oyunda bazen ölüm ekranlarından sonra ortaya çıkan veya menünün ekstralar kısmının sol alt köşesinden de gizlice açılan bir mini game vardır. Bu mini game oyundaki private room'u yani gizli odayı açıp gizli bölümü oynama açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu mini game'i doğru bir şekilde bitirdiğiniz zaman ki çok ama çok zor bir şey olduğunu da söylemem gerekir, private room'a giriş yetkisi kazanırsınız. Fakat buraya girmek için oynanılan mini game'in sonunda mavi gözlü bir baby animatroniğinin küçük bir kızı dondurma ile kandırarak öldürdüğüne şahit oluruz. Ayrıca mini game'de baby'nin görünümü küçük kızı öldürürken paranormal bir hal almaktadır. Bu da bu animatroniğin kızın ölümünden önce de lanetlendiğini göstermektedir. Yine private room'da oynadığımız gizli bölümde saat sabah 6'ya yaklaşırken Enert adlı gizli bir animatroniğin ölen kızın sesini taklit ederek ana karakteri tuzağa düşürmeye çalıştığını görebiliriz. Bu da oynanılan karakterin ölen kızla çok yakın bir bağı olduğunu işaret eder. Ölen kızın İngiliz aksanı da oynadığımız karakterin William Afton olduğunu desteklemektedir. Aynı şekilde oyunun gerçek sonunda Enert'in ana karakteri ele geçirmesiyle birlikte aynada görülen figürün mor gözlere sahip olması oyunda Purple Guy oynadığımızı işaret eder. Yine de bahsettiğimiz bu durum hakkında öne sürülecek daha fazla kanıt olmadığı için herhangi bir kesinlikten söz edemeyiz. O yüzden bu iddiaların kesinlik kazanması için serinin bir sonraki oyununu beklemek zorundayız. Daha önceki Five Nights at Freddy's 4 gizemleri videomda FNAF 4'teki ısırığın 1987 ısırığı olamayacağını, çünkü 87 ısırığının kurbanının hayatta kaldığını fakat FNAF 4'te ısırılan çocuğun öldüğünü söylemiştim. Sister Location'daki Private Room bölümü de bu iddiamı desteklemektedir. Private Room'a girip duvardaki panelde şifre olarak 1983 girdiğinizde önünüzde duran ekranlarda FNAF 4'ün geçtiği evin görüntüleri çıkar. Burada ise oyunun yaratıcısı Scott Cawthon bizlere FNAF 4'ün 1983 yılında geçtiğini söylemektedir. Bu durum ise bizlere FNAF evreninde bir değil iki farklı ısırılma vakası olduğunu gösterir. Fakat oyunun en dikkat çeken yanı kendi içindeki tutarsızlıklarıdır. Mesela neden bu kadar büyük bir mekana giriş asansörden sonra kapıyla yapılmamaktadır? Neden havalandırma kanallarıyla giriş yapılması gerekmektedir? Daha da ilginci, neden merkezi kontrol panelinden mekanın diğer kısımlarına geçmek için yine havalandırma kanalları kullanılmaktadır? Ayrıca ikinci gecede Breaker Room'da gördüğümüz haritada sol üst tarafta FNAF 4'teki kasabanın haritası, sağ üst tarafta FNAF 4 gecelerinde animatroniklerin saldırdığı odalar, sol altta ise Plush Trap'in bize ulaşmaya çalıştığı koridorun haritası yer almaktadır. Fakat Sister Location'da gezdiğimiz diğer odalara kıyasla çok küçük görünmektedir bunlar. Hiç de gerçekçi değildir. Ayrıca Plush Trap'in dolaştığı koridor bölümü ve de animatroniklerin bize saldırdığı anormal odalar gerçek bile değildirler. Sadece küçük bir çocuğun kabusunun parçasıdırlar. Öyleyse bu gerçek olmayan kabus mekanları neden teknik bir harita üzerinde yer almaktadır? Ayrıca neden Private Room'daki monitörlerde yine FNAF 4'te yer alan, sadece kabuslarda yer alan, gerçek olmayan mekanlar görülmektedir? Aslında tüm bunların cevabı çok basittir. Hiçbiri gerçek değildir. Belki hatta büyük bir ihtimalle bir zamanlar yaşamış olayların, farklı olayların bilinçaltında yankı yapması olabilir. Fakat hiçbiri gerçek zamanda devam etmekte olan olaylar değildir. Fakat geride birçok soru yanıtsız kalmıştır. Enert kimdir? Abby neden ana karakterin kızını öldürmüştür? Sister Location'da hikayesi hala açıklanmayan Puppet nasıl o hale gelmiştir? Eğer Enert William Afton'u ele geçirmişse Springtrap kostümünün içindeki kimdir? İlk FNAF oyununda duvardaki gazetelerden anladığımız kadarıyla yakalanan ve hapise atılan katil kimdir? Yoksa 3 farklı katil ile mi karşı karşıyayız? Artık bunların cevapları da bir sonraki Five Nights at Freddy's gizemlerinde. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Daha fazla gizem videosu için abone olmayı, gizem videolarının devamı için like atmayı unutmayın. Benimle iletişime geçip teorilerinizi paylaşmak, kanıtlarınızı sunmak istiyorsanız Facebook grubumuza katılmayı, Facebook sayfamızı beğenmeyi ve Twitter hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Bu hesapların linklerini videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle, bye bye.